Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere öğretmenlerin, öğretmen arkadaşların sosyal demokrat oluşundan bahsedeceğim. Benim tanıdığım bütün öğretmenler, annem de dahil, işte şey de öyle, büyük babam da öyle. Bunlar hep sosyal demokrat insanlardır. Kimsenin kötü olmasını istemezler. Elbette ki kendi aralarında rekabet vardır ama bunlar o kadar herkesle ilgili iyi şeyler düşünüyorlar ki. Hiç kimseyle ilgili kötü şeyler düşünmüyorlar. Mesela benim annem diyor ki şöyle söyle. Ben anneme diyorum ki anne sen öğretmen olduğun için düşünüyorsun. Sen ticaret ve siyaset yapmadın. Ticaret ve siyasette insanlar kendilerini düşünüyorlar ve mecburen kendilerini kazanmak için düşünmek zorundalar diyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şimdi mesela ben kendime bakıyorum. Sizi bilmiyorum ama sosyal demokrat bir insan. Hani ben şunu demiyorum işte. Ya işte sadece ben izleneyim. Sadece insanlar beni okusunlar. Yok öyle bir şey. Sizi de okusunlar, beni de izlesinler. Çünkü herkesin evrende yetecek, yiyecek vardır. Ben kendim için bir şey istiyorsam herkes için istiyorum. Gerçekten dünyanın neresinde olsa olsun Allah kimseye ya Rabbim kötülükler yaşatmasın. Ben bunu istiyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Allah herkese iyilikler yaşatsın. Çünkü hayatta öğretmenler işte sosyal demokratlar ve herkesin iyi olmasını istiyorlar. Öğrencilerin de iyi olmasını, ben de öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerin iyi olmasını istiyordum. Niye kötü olsunlar? Yani sırayla derse kaldırıyordum. Ama mesela ticaret yapmaya başladığımda da para kazanıyorum ama ben ticarette şunu söylemedim. Yani hani ya ticarette sadece ben kazanayım. Yok. Hatta ticaret esnaflıkla ne övülür biliyor musunuz? Derler ki şu. Biraz da şu dükkandan alın çünkü şu dükkan iş yapmadı. Ben esnaf olsam ben onu da derim. Yani hep bana gelmeyin arkadaş, diğerlerine de gidin derim. Ama biliyorsunuz kapitalizmde hiçbir şey eşit değil. Yani birinin kazancı ile öbürünün kazancı hiç değil. Yani bugün mesela Seda Sayan'ın izleyici potansiyeliyle Acun Ilıcalı'nın izleyici potansiyeli ya da Hülya Avşar'ın izleyici potansiyeli farklı sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ya da yeni video çekmeye çalışan insanların izleyici potansiyeli şey yapmış. Çünkü onlar yıllardır bu işin içerisinde olan insanlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şöyle bir şey, hani onlar yıllardır işin içinde diye bu sizi izlenmeyeceksiniz diye bir şey yok. Hayat sürprizlerle dolu. Bunu unutmayalım. Hayat sürprizlerle dolu sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bütün tanıdığım öğretmen arkadaşlar sosyal demokratlar. Derse girerler, işlerini yaparlar. Öyle. Ya bir de hani ben öğretmenler arasında çok fazla rekabet görmedim. Hani mesela okula gidip işte çay satan, takı satan, makyaj ürünleri satan elbette ki vardı. Pirinç satan elbette ki vardı ama bunun haricindeki işleri, şeyleri satış için rekabetleri görmedim. Çünkü hani Seda Sayan diyor ya herkes kalbinin ekmeğini yer. Herkes kalbinin ekmeğiyle biraz da gerçekten nasibini yer. Yani bir şey Allah'tan isteyeceksiniz. Ya şöyle hani mücadele edeceksiniz tabii ki bir şeyler için. Ama Allah o kapıyı açsın. Bakın İbrahim Tatlıses mesela kaza geçirdi Bodrum'da. Tepetaklak oldu sizler de biliyorsunuz falan filan. Vatandaşlar kurtardı dedi ki Allah kurtardı diyor. Gerçekten de öyle. Yani İbrahim Tatlıses olmakla da bir garantisi yok. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. O yüzden şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Dikkat etmek gerekiyor. Yani öğretmenler, hele eski önemli öğretmenleri, onlar diyor ki mesela ya bizim dönemimizde para bu kadar önemli değildi. Para bu kadar önemli olmadığı için de hani biz zevkine çalışıyorduk, para için çalışmıyorduk. Arkadaşlar gerçekten öyleydi. Bakın 80 döneminde, 90 dönemi gelene kadar bu ülkede para önemli değildi. Daha doğrusu dünyada önemli değildi. Sadece bu ülkede değil, dünyada önemli değildi. Ama 90 döneminden sonra para önemli olmaya başladı.
Para önemli olmaya başladı. Çünkü ülkeye dolar girdi. Her şey para olmaya başladı. Önemli olmaya başladı. Para bu yüzden önemli olmaya başladı, artmaya başladı sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi insanlar ticaret yapınca da para önemli olmaya başladı. Çünkü ticareti niye yapmaya başlıyorlar? Para yetmiyor. Para yetmeyince ihtiyaçlarını karşılayamayan insan sıkıntıya giriyor, agresifleşiyor. Ticaretin doğmasıyla da, siyasetin doğmasıyla da rekabet oluşmaya başladı. Herkes istiyor ki hep ben kazanayım, hep ben kazanayım. Ama ben de diyorum ki işte dünya malı, al işte. Dünya malını nereye götüreceksin? Bir yere götüremiyorsun. Yani götüremiyorsun bir yere. Yani depremde gördük, değil mi? Az önce bir arkadaşla konuştuk. Yani millet hani ben ev alayım, araba alayım diye falan filan bu şekilde hareket ediyor ama dedi. Yani dedi insanlar dedi sıkıntıya giriyor dedi. Yani şey depremde hepsi yıkıldı dedi. Ya valla ben de mesela hep arkadaşlarla konuşuruz. İşte çok param olursa gayrimenkul edinirim diyorum. Bir iki gün içerisinde gayrimenkul edinmekten de vazgeçtim. Çünkü evde yıkılıyormuş, dairede yıkılıyormuş, dükkanda yıkılıyormuş gördük. Yani en iyisi ne olsun biliyor musunuz? Yani en iyisi bankada tutacaksınız paranızı. Yani faiz olarak bankada tutacaksınız. Şey, banka faiz olarak tutacaksınız. Çünkü dairede yıkılıyor. Mesela benim arkadaşım şans oyunu da tutturmuş lotoda. İşte ev vergisi alıyorlar demişti ev alınca dedi. Şimdi bankada tutacaksınız faizini dedi. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, öğretmenler, hele eskinin öğretmenleri, Atatürk'ün dediği gibi öğretmenler gelecek nesil sizin eserlerinizdir demiş. Öğretmenlerin amaçları halkı eğitmek, öyle söyleyeyim. Şimdi medyadaki insanlar halkı eğitiyorlar. Hele bir de var ya eskinin öğretmenlerine baktığınız zaman, mesela benim büyük babam da öğretmendi, annem de öğretmendi. Bir köye öğretmen gidiyor mesela. O köyde işte sadece öğretmen değil, yani o köyün elektrikçisi, o köyün sucusu. Yani bir nevi rehberi oluyor. Yani hani sanki öğretmen deyince mesela bir sınıf öğretmeni, mesela İngilizce öğretmeniyim ben. Mesela beni ne zannediyorlar biliyor musunuz? Mesela her konuda bilgisi var. Oysa ki bizim her konumuzda bilgimiz yok. Benim İngilizce konusunda bilgim var. Matematikte var, Türkçe'de var. Elbette ki diğer alanlarda da var. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hepimiz yaş aldıkça önce kendimiz öğreniyoruz, sonra öğretiyoruz. Her şeyi öğretiyoruz. Yani yaş aldıkça hepimiz içerisinde bir de çocuk var. Çocuk var. O çocuk daha da büyüyor. Yani mesela ben diyemem ki ben dünyadaki birçok şeyi biliyorum. Yani dünyada biz sadece neyi biliyoruz mesela tarih konusunda? Milli tarihi biliyoruz, Osmanlı tarihini biliyoruz, İnkılap tarihini biliyoruz, İlk Çağ tarihini biliyoruz, Eski Çağ tarihini biliyoruz. Ama tarih deyince bugün mesela sadece Türkiye tarihi var. Türkiye tarihi değil ki olay. Bugün mesela İran tarihi de var, Afganistan tarihi de var, Londra tarihi de var, Fransa tarihi de var, Amerika tarihi de var. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bir sürü tarih var yani. Hani her ülkenin bir tarihi var ve her ülke vatandaşına ilk önce onların kendi tarihi öğretiliyor. Hatta üniversitede okuyan arkadaşlar çok geniş kapsamlı olarak şimdi tarihte mesela önce kendi tarihlerini, kendi ülkelerinin tarihlerini öğreniyorlar. İlk çağ tarihi, milli tarih falan filan gibisinden. Sonrasında işte diğer ülkeler tarihini öğreniyorlar. Mesela coğrafyacı arkadaşlar var. Coğrafyacı arkadaşlar işte Türkiye coğrafyası, bir de ülkeler coğrafyasını öğretiyorlar genel hatlarıyla. Mesela Çin'de şu yetişir, işte Amerika'da şu yetişir, İran'da şu yetişir, Irak'ta şu yetişir, Türkiye'de şu yetişir, işte Afganistan'da şu yetişir gibisinden bunları öğretiyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi öğretmenler sosyal demokrat insanlardır. Ben bu konuda özellikle video yapmak istiyordum. İlk öğretmen, baş öğretmen Atatürk'tür. Bugün öğretmenlerimize pek değer verilmiyor ama mecbur öğretmenler de başka işler yapmak zorunda kalıyorlar mecburen. Ama olsun, yine de
insanlara bir şeyler öğretmek de kutsal ilan ediliyor, kutsal meslek ilan ediliyor. Ha diğer meslekler kötü mü? Hayır, diğer meslekler de iyi. Öğretmen atamalarını da o yüzden direkt yapmak da gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama şöyle bir şey, ben size şunu söyleyeyim. Bakınız, ben bugüne kadar çok iş yaptım. Yani İngilizce öğretmenliği, araştırmacılık, dernekçilik, havacılık, şu anda YouTuberlık ve yazarlık yapıyorum ekstradan. Mecburen çok iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kendinizi belli işle de sınırlamayın. Mesela ben öğretmenim, kitap yazamam demeyin. Ben öğretmenim, bestseller üretemem demeyin. Yapın abi. Benim bir arkadaşımın lafı var. Sen gider falanca şirketten pop müzik albümü çıkartırsın. Sen gider öbür şirketten arabesk müzik albümü çıkartırsın. Ya da fantezi müzik albümü çıkartırsın diyor. Kendinize sınırlar koymayın. Çocuklarınıza da eşinize de sınırlar koymayın. Olumlu şeyler düşünün sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Hoşçakalınız.